Merhaba arkadaşlar. Alfa Kripto Futures kanalına hoş geldiniz. Bu videoda strateji anlatmayacağım ama bundan sonraki videoda çok önemli bir indikatör ve çok önemli başarı oranı %75'in üzerinde olan bir indikatörü tanıtacağım. Bu videomuzda ben bu hesabı TradingView hesabını 3 Temmuz'da açtım. 3 Temmuz'dan beri açtığımız işlemler nasıl sonuçlanmış, neler olmuş? Bunları göstermek istiyorum. Yalnız TradingView'de ve Twitter'da her işlemimizi paylaşamıyoruz. Genellikle 4 taş ve günlük grafik işlemlerini paylaşıyoruz. Alfa Crypto Futures Telegram kanalımızda ise 5 dakikalık, 15 dakikalık, 30 dakikalık grafiklerde analizini ettiğimiz işlemlerin, kısa süreli işlemlerin paylaşımlarını yapıyoruz. Biz kendimiz kaldıraçlı işlemler yaptığımız için ağırlıklı olarak hızlı bir şekilde kar alıp satıyoruz. Bunlar daha çok hem spota yönelik hem de küçük kaldıraçlı uzun süreliğinde tutan arkadaşlara yönelik işlemler. Biz daha ağırlıklı, hızlı, karlı küçük zaman dilimlerinde 5 dakikalarda, 30 dakikalarda işlem yapıyoruz. Bakalım 3 Temmuz'da açmıştık. 3 Temmuz'da sayfamızı takip eden arkadaşlar ne karlar alabilirlerdi? Stoj günlük bir grafik vermiştik ama grubumuzda bunun 4 aşk grafiğini de vermiştik. Bir çanak var, çanak dipi var. Bu çanağı tamamlama olasılığı yüksek. Spotçu arkadaşlar bu çanak dibini, yani bu çanak dibini bu şekilde yayılırsa, şu kamayı kırarsa değerlendirebilirler arkadaşlar ki kırdı sanırım kamayı ve onu test deniyor şu anda. Onu test deniyor şu anda arkadaşlar. Buradan ne kar verdi? %30 kar verdi. Kanal hareketi yapıyordu. Bakalım. Stoş. Evet arkadaşlar şuradan kanalın şuradan vermiştik. Kanalın üstüne gitti. %31'lik bir kar verdi. Kanalın üstünden de tepki aldı zaten. Storage'dan %30'luk bir kar aldık arkadaşlar. Verdiğimiz yerden. Alice 3 tane grafik birden paylaştık. İyi gideceğini düşünüyorduk. Güzel bir düşen kaması vardı. Yine bunun da mevcut bir çanağı var. 4 aş grafiğini de vermiştik burada. Ama biz 8 aş grafiğine bakalım. Hepsi aynı grafik. Biraz yakından yakın çekim ve uzak çekim bakmak üzerine. Evet. Kırdığı yerden, işleme giriş yerimizden buraya kadar geldi. Bu da %90'lık kaldıraçsız bile %90'lık bir hareket verdi arkadaşlar. Görüyorsunuz. %97 vermiş hatta. %97'lik kar verdi. 2x, 3x bile açılsa spot gibi değerlendirildiğini düşünüyorum ben 2x'lerin, 3x'lerin. Dehşet bir kar. Evet, Alice'i geçiyorum. FTM. FTM 4 taş bir grafik vermiştik kısa süreli. O da hedefine varmadı. %21 gibi bir kar hedeflemiştik. Ancak buralardan döndü. Yaklaşık %17-18 gibi bir kar verdi. Belki 16 da olabilir. Tam bilmiyorum. FTM'den aldığımız kar bu şekildeydi. Sonrasında düştü. Arkadaşlar. Bu da FTM grafiğimizde. O hedefine ulaşmadı. Burada ICP'nin OBO olasılığı üzerine bir işlem açmıştık. Eğer şu mavi çizginin üzerine çıkarsa işlemimize hiç girmeyecektik. Nitekim de mavi çizginin üzerine çıkmıştı. O yüzden de biz bu işleme hiç girmedik arkadaşlar. Bu işlem iptal oldu. Dodo'nun düşen yeşil bir kanalı vardı. Ve bir akümülasyonu vardı arkadaşlar. Yeşil kanalı kırmasıyla beraber işleme gireceğimizi söylemiştik. Bakalım sonucu ne olmuş? Bakıyoruz. Dodo bütün hedeflerini almış arkadaşlar. Eğer grafiği silmediysen bazen siliyorum grafikleri. Kısa vade çalıştığım için. Evet. Girdiğimiz yerden %63 gibi bir kar vermiş Dodo şu anda arkadaşlar. Evet, bunu da kapatalım. Matik, bu iki turkuaz çizgi arasında ve düşen altında, düşen kırmızı trend altında akümüle durumdaydı. Kırarsa işleme girebileceğimizden bahsetmiştik. Bakalım ne olmuş sonucu? Evet, kıramamış.
Daha doğrusu kırmızı düşeni kırmış ama ilerleyememiş. Akümülasyonun da altına kaymış arkadaşlar. Buradan bir kar alamamışız. Eğer mavi çizginin altına inerse short demişiz aşağı kadar. O short işlem hedefine doğru gidiyor şu anda şu mavi turkuaz çizginin altında. Aşağı gri bölgeye doğru iner diye. Short hedefine doğru gidiyor şu anda arkadaşlar. Görüyorsunuz. Ama long hedefi, kırılım hedefi gerçekleşmemiş. Çok da önemli değil short hedefinin nereye kadar gitti. Çünkü girdiğim bir işlem değildi ama buradan 1.0584 ciddi bir short kârı var arkadaşlar. 5x ile bile açsanız. Keep ne yapmış ona bakalım arkadaşlar. Evet. Keep bir daha açayım isterseniz. Keep bütün hedefler gelmiş. Hedeflerde birazcık ihlal edilmiş arkadaşlar bakın. Evet, bütün hedefler gelmiş. Hedeflerde hedeflerin de bir miktar üzerine çıkılmış arkadaşlar. Bakalım Keep'ten nasıl bir kar elde etmişiz. Evet. %48'lik bir kar elde etmişiz. Keep'ten arkadaşlar. Long karı. Ben şuradan sonra short geleceğini düşünmüştüm. Biraz ihlal olmuştu. O yüzden hedefi buraya kadar tutmuştum. Biraz yukarı gitti. Buradan itibaren de short açılabilirdi arkadaşlar. Kanallar sistemi şeklinde çizerseniz grafiklerinizi daha rahat edersiniz arkadaşlar. İlk sen bir arkadaşım ricası üzerine çizmiştim. Ben aslında major coinlerde trade etmiyorum. Mavi kanalın üzerine kırar gibi yapıp kıramadı. Ve yeşilin altına indi. Yeşilin altında zaten short işlem demiştim. İşaretlemiştim. Nitekim o da ciddi şekilde düştükten sonra test etti. Ve şuradan itibaren 1.33'ten itibaren 1.0 133'ten 0.133'ten itibaren 0.113'e kadar short kârı verdi arkadaşlar. Burada kırılım gerçekleşmedi. Zaten ne yöne doğru nereden ne yöne doğru hareket edeceğini işaretliyoruz. Biraz tabii bunları anlamak için grafik okuma bilgisine sahip olmak lazım. GRT'de arkadaşlar kanallar sistemi vardı yine. Yine diyorum çizerken paralel kenarlar çizin ve çizdikten sonra onların klonlarını yaparak üstlerine altlarına yerleştirin. Çünkü bu paralel klon kanallar çok güzel çalışırlar arkadaşlar. Biz burada bir kanal düşen bir kanal sistemi ve yükselen bir kanal sistemi vermiştik. Biraz geç gördük işlemi. Burada gördük. Dedik ki buradan 674'lerden buraya kadar yükselir. Kanalın üst tepesine kadar sonra short gelir dedik. Bakalım ne oldu? Evet. Buraya kadar long kârı. Buradan aşağı short kârı verdi. Sonra bölgeyi de kırdı. Bölgenin içine girmediği takdirde short kârı vermeye devam edecek diye düşünüyorum. Ne kadar kâr vermiş? Evet. Bakalım. GRT grafiğimiz. %19'luk geç yakalamıştık. Geç görmüştük grafiği. Aslında şuralardan girilebilirdi. %19'luk bir long kârı. Kaldıraçsız net kar. Kaldıracınıza göre 10x olsa %190 oluyor. %23'lük de bir short kârı. Arkadaşlar. Şimdilik. Eğer bu mavi çizginin altında kalırsa bu short kârı daha da artar. Böyle bir kar vermişti. Evet. Burada BTC'de Elliott dalgası var. Veya BTC'ye çok girmek istemiyorum. Ve 4 taşta da kama kırılımı olacağını söylemiştik. Zaten kırdı aşağıya da. Buralarda oyalanıyor. Giderse eğer gerçekleşirse ben bu kadar uzun vade bakmıyorum. BTC'de de işlem yapmıyorum ama şimdilik görüntü bu şekilde. İşlem yapmadığım için çok da girmiyorum bu konuya. Merak edenler varsa bakabilir. Evet. ICF yürümeyen, tekrar güncellemişiz ICF grafiğini, bir türlü yürümüyor. Bakın. Hala kanal dibinde. Yani kırarsa yukarıya doğru işlem açarız dedik ama kırmadı. Şurada kaldı. Kırmadığı için evet, bu grafiği güncellememiz gerekiyor.
aşağı doğru short bir işlem işareti vermemiştik. Ama yakın zamanda büyük hareketler yapabilir. Theta eğer bu çizginin üstünde gelirse buraya kadar long, eğer altına düşerse bu çizginin short şeklinde bir kararımız vardı. Eğer buradan gelir her bölge her long dediğim ok bir TP gelir ve devam ederse longlara devam edecektik. Aksi halde ya buradan short açacaktık ya buradan short açacaktık. Buraya kadar çıkarsa buradan itibaren short açıp eğer de mavi geçmediği takdirde devam edecektik short'a. Eğer geçseydi long işlem açacaktık. Bakalım ne olmuş. Evet. Bu bölgeye kadar gelmiş. Üst bölgeye kadar. Oradan bir long kare vermiş. Sonra short çizgisi dediğimiz çizginin altına geçmiş ve short kare vermeye başlamış. Oldukça da aşağı inmiş. Bakalım Teta bize long ve short kare ne vermiş? Evet. Sadece %24'lük short kârı vermiş. Long kârını hiç söylemiyorum bile arkadaşlar. Evet. BTC, kanallar, Elliot, Flag onları geçiyorum. Evet. 2 gün önce grupta dedim ki CHR yarının tam bu grafiği çizdikten sonra CHR yarının flash coin olur arkadaşlar dedim. Ve sonuca bakalım. %57 verdi şu anda arkadaşlar buradan. Kendiniz de bakabilirsiniz. %57 verdi. Bakalım. Şöyle. %57 kar. Daha da gidesi var açıkçası. Biraz dinlenmek isteyebilir. Access'te olası bir obo olasılığına karşı eğer obo gerçekleşirse işleme gideriz dedik. Sonra obonun gerçekleşmeyeceğini gördük. Dönüş olmayacağını buraya çok momentumla gelmişti. O yüzden dedik ki işte bu işleme girmiyoruz. Grubumuzda söyledik tabii bunu çok momentumla geldiği için. Ama şu hareketten bir kar alanlar oldu ufak hareketten. Ama biz şunun altına bu hareketi yapar şu mum grafikleriyle hayali olarak çizdiğimiz şu hareketi yapar ise biz buradan short işlem açarız demiştik şöyle bir kavis alısı. Almadı hemen üstüne çıktı. O yüzden de bu girmediğimiz bir işlem olarak kaldı arkadaşlar. Bunun haricinde de dediğim gibi kanalımızda paylaştığımız 5 dakikalık, 15 dakikalık, 30 dakikalık işlemlerimiz var. Hızlı bir şekilde yüksek kaldıraçlı yaptığımız. Siz de bu işlemleri görmek, nasıl işlem yaptığımızı nasıl kazandığımızı öğrenmek isterseniz YouTube kanalımızdaki videoları izleyebilirsiniz. Aynı zamanda da işlemlerimizi takip edebilirsiniz. Telegram kanalımızdan diyorum. Hoşça kalın.